Bismillah. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yuki Panrider 125cc motorumuzun rodaj süresi hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim istedim. Biliyorsunuz ki daha önce kanalda bir işte inceleme videosu, birkaç onunla ilgili detaylı video paylaşmıştım. Şimdi kullanıcı arkadaşlar, yeni alacak arkadaşlar, motorla ilgili işte hani rodaj süresinde neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibisinden işte sorular sormuşlardı. Ben de bu hafta sonu anca vakit bulabildim bu videoyu hazırlamak için. Bir video hazırlamak istedim bu konuda. Hepimiz zaten rodajın ne olduğunu biliriz ama kısaca yine de rodajdan bahsetmek gerekirse rodajın anlamı tıraşlamak, törpülemek diyebiliriz. Yani parçaların birbirine alışma süreci diyelim biz buna. Genelde motorların rodaj süresi 500 km ile 1000 km arası değişiyor. İşte Çin malı motorlarda genelde 500 km'lerde falan oluyor. Bu Yuki'nin de rodaj süresi kitapçığında yazdığı 1500 km olarak belirtmişler. Hani rodaja 1500 km'de girer diye. Biz şu an motorumuz bizim 800 kilometrede, biz yaklaşık 1000 kilometrede falan rodaja girmeyi düşünüyoruz açıkçası. Yani çok da rodaj süresinde çok fazla uzun tutmaya da gerek yok. Şimdi rodaj süresinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle kitapçığında rodajla ilgili nelerden bahsediyor, ondan bahsedeyim. Motorun rodaj süresi boyunca 6500 devre geçmemesi gerekiyor. İlk 300 kilometrede hız olarak 50 kilometre ile gidilmesi gerekiyor. Ardından 300 ile 600 kilometre arasında yine 6500 devre geçmemek kaydıyla 60 kilometre. Daha sonra 600 kilometre ile 1500 kilometre arası olarak bize değer veriyor. Bu aralıkta da yine 6500 devre geçmemek şartıyla 70 km'yi geçmememiz isteniyor. Zaten şöyle bir şey var, ben size göstereyim. Ben motoru şu an 6500 devre getirdiğimde zaten 70 falan yapıyor. Yani istenilen aralık o şekilde, bu hızları geçmememiz gerekiyor. Şimdi motora rodaj yapıyoruz. Rodajın motor üzerinde ne gibi etkisi var, ondan bahsedeyim ben kısaca size. Rodajı düzgün yapılmış bir motorun hızlanması, yakıt tüketimi, top speed'i, bunlar gerçekten etkileniyor. Aurora Max diye motorum var. Anlıyorum ki bu motorun rodajı çok düzgün yapılmamış. Çünkü forumlarda, WhatsApp gruplarında işte araştırıyorum. Motorun normalde top speed'i şu an 105, 110, 115 yapanlar var. Orijinal stok halde 105, 110 km yapanlar var. Benim motorum 99 kilometrede kalıyor. Yani 100'e bile çıkmıyor açıkçası. Bunun da yani WhatsApp gruplarında da arkadaşlar paylaşıyor. Benim gibi aynı şekilde sorun yaşayan arkadaşlar var. Bunun temel sorunu tamamen rodajın düzgün yapılmaması, bilinçli bir rodaj yapılmaması, işte bu hızlanmalara, devir aralıklarına dikkat edilmemesi. Olay tamamen bundan ibaret. Şimdi dedik ki işte 6500 devre geçmeyeceğiz, 50 km hızı geçmeyeceğiz veya 60-70 km hızları geçmeyeceğiz.
Peki sabit dümdüz hızla mı gideceğiz? Yani örnek veriyorum, şu an benim motorum işte 700 kilometre oldu. Ben bundan sonra 300 kilometre 70 ile 300 kilometre devam edeyim diye bir şey mi var? Tabii ki böyle bir şey yok. Motorumuzu sürekli değişken devirde kullanmamız gerekiyor. Yani devri sürekli değişken olması gerekiyor. İşte sabit hızla hiçbir şekilde gitmememiz gerekiyor. Bunu da yapabilmemiz için bence en uygun yol böyle köy yolları, virajlı yollar, işte inişli çıkışlı yollar. Buralarda rodaj çok daha sağlıklı olacaktır. Sebebi de dediğim gibi yani bu şekilde sürekli işte ben şu an mesela kaç demiyorum işte 6000 değil 65'te gidiyorum. Ben rodajım çok iyi olur diye bir şey yok. Şu an yağmura da yakalandık. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ne kadar değişken devirle giderseniz parçaların uyum süreci birbirine uyuması bu kadar sizin için çok daha iyi olacaktır. Bir an önce eve doğru yollanalım. Allah. Neyse yağmura yakalandık zaten devam edelim. Rodajı ben sadece motor olarak düşünmememiz gerekiyor. Yani evet motora bir rodaj süresi var ama bu sadece piston işte silindir. Rodaj sadece piston silindir için değil. Motorun tüm hareketli döner aksamları için bu rodajı düşünebiliriz. Yani lastiğin de bir rodaj süreci vardır. Frenlerin de yine aynı şekilde. Bu rodaj süresi boyunca kesinlikle ani duruşlar, kalkışlar, ani frenlemeler, bunlardan kaçmamız gerekiyor. Motora ani yüklenmeler, ani devirlenmeler, bunlardan kesinlikle kaçmamız gerekiyor. Motoru yeni aldığımız için motorun lastiği diyeceğim de ben ıslandım abi sırf tamamdır. Her yere kırıntıdan oldu. Şuraya kadar girdi su. Ne yağmur ya da. Aha, iyi bir içime girdi. Ya gözünü seveyim lan. Buraya böyle hayvan gibi araba mı konur ya? Ben nereden sokacağım bu motoru? Videoda yağmura yakalandık biliyorsunuz. O yüzden bayağı gördüğünüz gibi zaten komple pantolonum her şeyim içim dışım komple ıslandı. Hemen evin önüne garaja geldim. Son söyleyeceklerimi söyleyip videoyu sonlandırmak istedim. Kısaca şöyle toparlamak gerekirse rodaj süresi boyunca kesinlikle ani yüklenmelerden, devirlenmelerden, işte hızlanmalardan kaçınmanız gerekiyor. Sürekli yani normal arabalardaki alışık olduğumuz işte sürekli 70-80 km hızla sabit bir şekilde gideyim rodajım bitsin gibi bir düşünceniz olmasın. Böyle yokuşlu, virajlı, işte eğimli, mümkün olduğunca dediğim gibi bol yokuş, bol virajlı yollar olursa eğer bu tarz yerlerde işte sürekli vites küçültüp büyük yükselterek işte sürekli devir değiştirerek 3000 devir, 4000 devir, işte 5000 devirlerde yükselip düşerek bu şekilde rodajınızı tamamlamanız sizin motorunuzun sağlığı açısından çok daha iyi olacaktır. Rodajı bu yük için ortalama 1000 kilometrede tamamlayıp işte yağını, yağ filtresini değiştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi zaten rodaj süresinde motorlara fabrikadan çıkarken öncelikle kalın yağ konuluyor. Rodajı geldiğinde, rodaj bakımı geldiğinde burada işte normal artık orijinal daha ince bir yağ dönüyor. Burada da motorun işte sesi, titreşimi vesaire bunlar değişiyor tabii ki.
Motor biraz daha rahatlıyor. Kilometrede işte yağını, yağ filtresini bunları değiştirebilirsiniz. Zaten bunlar gittiğiniz serviste size bu konuda yardımcı oluyorlar. Rodaj süresi boyunca yine arkanıza çok fazla artçı almamanızı tavsiye ederim. Motoru bu konuda çok zorlamamanızı tavsiye ediyorum. Lastikler işte rodaj süresi boyunca bunların dışında mumlu bir tabaka olacağı için 300-400 kilometrede motoru işte çok fazla yatırayım, kaldırayım, işte ani frenleme yapayım gibi hareketler yapmamanızı tavsiye ederim ki lastikler çok fazla yol tutuşu o ilk 300-400 kilometrede olmayacaktır. Yine keza frenler de aynı şekilde alışık olmadığı için frenlerde ani frenlemelerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Videonun sonunda da ben diğer motorumdan da bahsetmek isterim. O motor için de soran arkadaşlar oluyordu. Onun için ayrı bir video hazırlamak istemedim. Yine scooter tarzı motorlarda da rodaj süresi işte benim motorumda 500 kilometredeydi ara max'teydi. İlk 500 kilometre boyunca ortalama işte 50-60 kilometre hızı ve işte 6000 devir geçmemeniz gerekiyor. Onda da yine sürekli böyle işte tapa gaz, aman basayım gazlayayım gibi hareketler yapmayın. Yumuşak yumuşak gazlayıp işte yumuşak yumuşak durabilirsiniz. Sürekli değişken devirlerde, değişken hızlarda dolaşmanız gerekiyor. Bu şekilde rodajınızı tamamladığınızda inanın motorunuzun rodajı bittikten sonra kullanması çok daha keyifli hale gelecektir. Sesi, titreşimi, işte hızlanması, top speed'i vesaire bunlar çok daha güzel olacaktır. Son olarak da özellikle motorunuz rodaj süresindeyken ilk yağlamada motorunuzu ilk çalıştırdığınızda belli bir süre beklemenizi tavsiye ediyorum ki motor işte pistonlar, sekmanlar vesaire bunlar içerisinde güzel yağlansın. Özellikle alışma sürecinde olduğu için yine motorunuzu kapattığınız zaman güzelce hemen stop etmeyin. Güzelce yağlamasını tamamlasın. Yağlamasını tamamladıktan sonra motorunuzu stop edip güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Rodajla ilgili videomuzda bu şekilde yine sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.